İstatistiğe giriş 1 kitabının 3. bölümünde hangi konular ele alınacaktır? Kısaca bunları açıklamak istiyorum. 3. bölümün adı konum ölçüleri. Konum ölçüleri aritmetik ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama, ağırlıklı ortalama gibi bazı kavramlar içermektedir. Gözlem değerlerinin çeşitli grafiklerle ya da çeşitli çizelgelerle gösterilmesi, araştırma yapılan konu hakkında yeterince bilgi vermeyebilir. Bölüm 2'de sıklık çizelgeleri, birikimli sıklık çizelgeleri, kutu grafiği gibi grafiklerin nasıl çizileceğini, nasıl işlemler yapılacağını açıklamıştık. Bu grafikler bize konu hakkında yeterince bilgi vermeyebilir. Gözlem değerlerinden genel durumu yansıtacak bir takım ölçütlere gereksinim vardır. Üzerinde çalışılan X rastgele değişkenliğin bir dağılımı, beklenen değeri, ortalama değeri, varyansı vardır. X rastgele değişkenine karşılık gelen dağılımın biçimi, beklenen değeri, varyansı ve benzerleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla betimsel istatistikler kullanılır. İkinci bölümde de belirttiğimiz gibi yine X rastgele değişkeni diye bir kavram çıktı. X rastgele değişkeni nasıl tanımlanır? Daha sonraki ilerleyen bölümlerde detaylı bir şekilde anlatacağız. O bölümler anlatıldıktan sonra, bu X rastgele değişkenle ilgili bilgi verildikten sonra, bu rastgele değişkenin beklenen değeri, varyansı gibi konular anlatıldıktan sonra, betimsel istatistiklerin ne amaçla kullanıldığı açıklık kazanacaktır. O konulara girmeden önce, daha önceden lise düzeyinde bildiğimiz aritmetik ortalama, geometrik ortalama gibi ortalamalar, standart sapma gibi bazı hesaplama ölçütlerine değineceğiz ve bunlarla ilgili bilgi vereceğiz. Yani burada amacımız bir X rastgele değişkenine karşılık gelen dağılımın biçimi, beklenen değeri, varyansı hakkında bilgi sahibi olabilmek amacıyla betimsel istatistiklerin nasıl kullanılacağıdır. X rastgele değişkeni ile ilgili X1, X2, Xn gözlem değerleri verildiğinde bu rastgele değişkenin sahip olduğu dağılımın beklenen değeri, varyansı hakkında konum ve değişim ölçüleri kullanılarak bilgi elde edilir. Konum ölçüleri gözlem değerlerinin odaklaşma noktaları ile ilgili bilgi, değişim ölçüleri ise dağılımın yayılımı hakkında bilgi verir. Bu amaçla değişik konum ölçüleri ve değişim ölçüleri geliştirilmiştir. Bu bölümde ele alacağımız konular şöyle. Konum ölçüleri. Konum ölçüleri gözlem değerlerini betimlemek için kullanılan ve genellikle tüm gözlem değerlerini işin içine alarak özetleyen ifadelerdir. Gözlem değerlerindeki tüm elemanları temsil edebilecek merkez noktasına yakın değerlerdir. Değişim ölçüleri gözlem değerlerinin toplanma eğilimi gösterdikleri noktadan ne kadar uzakta olduklarını belirten değerlerdir. Bu bölümde aritmetik ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama, ağırlıklı aritmetik ortalama, mod, ortanca ya da medyan, yüzdelikler ve çeyreklikler ele alınmıştır. Bu konum ölçüleri sınıflandırılmamış, yani üzerinde herhangi bir işlem yapılmamış ham veriler ve sınıflandırılmış gözlem değerleri için farklı şekilde hesaplanmaktadır. Değişim ölçülerinden değişim aralığı, varyans, standart sapma, standart hata, çeyrekler arası sapma, mutlak sapma ve değişim katsayısı ele alınmıştır. Kitabın EPUB dosyasından, PDF dosyasından, Word dosyasından daha farklı konuları bölümle ilgili öğrenebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bölüm sonlarındaki soruları çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.